Sol elim önde, sol elim arkada. Birleri bir geri, şimdi de salla. Haydi burnunu tutarak kıvrılıp kendi etrafında dön dolan. Gel mini mini çocuk, gel bıdı bıdı çocuk, gel bıcı bıcı çocuk. Biz vur el çır, rap rap rap. Sağ elim önde, sağ elim arkada. Birleri bir geri, şimdi de salla. Haydi burnunu tutarak kıvrılıp kendi etrafında dön dolan. Gel mini mini çocuk, gel bıdı bıdı çocuk, gel bıcı bıcı çocuk. Biz vur el çır, rap rap rap. Sol ayağım önde, sol ayağım arkada. Birleri bir geri, şimdi de salla. Haydi burnunu tutarak kıvrılıp kendi etrafında dön dolan. Gel mini mini çocuk, gel bıdı bıdı çocuk, gel bıcı bıcı çocuk. Biz vur el çır, rap rap rap. Sağ ayağım önde, sağ ayağım arkada. Birleri bir geri, şimdi de salla. Haydi burnunu tutarak kıvrılıp kendi etrafında dön dolan. Gel mini mini çocuk, gel bıdı bıdı çocuk, gel bıcı bıcı çocuk. Biz vur el çır, rap rap rap. Bedenim önde, bedenim arkada. Birleri bir geri, şimdi de salla. Haydi burnunu tutarak kıvrılıp kendi etrafında dön dolan. Gel mini mini çocuk, gel bıdı bıdı çocuk, gel bıcı bıcı çocuk. Hoş geldiniz sevgili çocuklar. Nasılsınız? İyi. Harika görünüyorsunuz. Bugün gördüğünüz gibi yeşillendi kefimiz. Benim kostüm yeşil. Çocuklarımızın elinde yeşil balonlar. Çünkü bu hafta Yeşilay haftası. Kocaman bir alkış. Dicle Kent Vehbi Koç İlköğretim Okulu öğrencileri bu hafta konuk olarak programa katıldılar. Hoş geldiniz. Onlara da kocaman bir alkış. Ve Çelebiyesar İlköğretim Okulu öğrencileri yanımızda, onlara da bir alkış kocaman. Harikasınız. 1997 yılından beridir devam eden Bizim Çocuklar ve Barışcan programında bu hafta çok önemli bir konuyu ele alıyoruz sevgili çocuklar. Her türlü bağımlılık yaratan maddelerden ve alışkanlıklardan uzak durmalıyız, değil mi? İşte Yeşilay haftasının kısaca özeti bu. Her türlü bağımlılık yaratan maddelerden ve alışkanlıklardan uzak duruyorsunuz sevgili çocuklar. Bu haftaki Bizim Çocuklar ve Barışcan programının mesajı budur. Bu yüzden biz de ne yaptık? Diyarbakır Şubesi Kızılay'ın Diyarbakır Şubesi yetkililerini buraya çağırdık. İşte onlara kocaman bir alkış. Ve hemen yanlarına gidiyorum. Hoş geldiniz efendim. İşte yanımızda sevgili çocuklar, Hacı Cebe Yeşilay Cemiyeti Diyarbakır Şubesi Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve onun yanında hemen Mehmet Çelik oturuyor. Türkiye Bağımlılık Mücadele Diyarbakır İl Koordinatör Müdürü. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Ve sevgili çocuklar, bir diğer konuğumuz Yusuf Yoldaş, Yeşilay Yönetim Kurulu üyelerinden biri. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle teşekkür şu ederim. Şöyle şapkaları bir takın bakayım, bir göreyim. Evet, harikasınız. Hemen Yeşilay şapkalarımızı da taktık. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Yeşilay çok önemli. Özellikle çocuklarımız için çok önemli.
Hacı Bey neler dersiniz bu konuda? Neden Yeşilay çocuklar için çok önemli? Evet, açık. Buyurun. Yeşilay. Yeşilay'ın önemi özellikle günümüzde çocukların dış, yani daha doğrusu basın yayın üzerinden kontrolsüz bir şekilde anne babaların kontrolü dışında bir algı bombardımanına maruz kalmışken, kontrol edilemeyen bu durumda çocukların yakalanabilecekleri bağımlılıkları bizim Yeşilay olarak önceden farkındalık yaratarak çocuklarımızın ve yine büyüklerimizin, anne babaların bunun farkına vararak önceden gerekli tedbirleri almalarını sağlamak. Biz zaten Yeşilay olarak çocuklarımıza veya bağımlılığa bulaşmış birine mücadele noktasında tabii ki yardımcı olabiliriz ama onun o bağımlılıktan kurtuluşu noktasında daha çok tıbbi ve rehberlik, rehabilitasyon sonucunda ancak yapılabilecek bir sonuçla sonuca gidilebilecek bir durumken, biz ancak ondan önceki aşamasında, özellikle bağımlılığa bulaşmadan önce bağımlılığa bulaşmasın diye yapılan çalışmanın olduğu yerdeyiz. Peki bağımlılık yapan maddelerin zararını bilmeyenimiz yok. Ama ne yazık ki insanlar yine de bilinçsiz bir şekilde bunları tüketmeye devam ediyor. Buradan tüm özellikle velilere, annelere, babalara neler söylemek istersiniz? Bunları bilmelerine rağmen neden hala tüketmeye devam ediyorlar bu zararlı maddeleri? Ben bunun bu dediğiniz olayı şuna bağlıyorum. Demin dediniz ya, bağımlılık. Bağımlılık sadece sigaraya, uyuşturucuya veya günümüzde e-bağımlılık dediğimiz teknolojik bağımlılıkla sınırlı değil. Ona sebep olan esas düşünce dünyamızdaki bağımlılıktır. Biz insanlar ayrıntılarda kaçırdığımız ve boşlukta bıraktığımız her bireyin muhakkak kendine yarattığı, kendi kafasında oluşturduğu bir bağımlılığı oluşuyor. Evet. Bu bağımlılık zaman zaman bir eşyaya, zaman zaman bir araca, zaman zaman bir insana, zaman zaman bir büyüye veya zaman zaman yine kendine meşguliyet oluşturduğu bir bağımlılık. Kimi insan mesela yemeğe bir bağımlılık oluşturuyor kendisine ki bu da sonucu obeziteye götürüyor. Yani temelinde düşünce olarak kişide bir bağımlılık meyli varsa en nihayetinde kendine bağımlı olacağı bir obje buluyor ve ona bağlanıyor. O zaman biz Diyarbakır adına konuşalım. Diyarbakır'da bu tip insanlar varsa ve yardım almak isterlerse nereye başvursunlar? Bize Yeşilay'a kapımız her zaman açık. Biz 2013'ten beri Diyarbakır'da şubemizi kurduk. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla dün akşam zaten Zümrüt Anka ödül töreninde Sayın Cumhurbaşkanımızın da bunu ne kadar önemsediğini zaman zaman görüyoruz. Sigarası olduğunu gördüğü insanların üzerinden sigarasını alıp onu sigarayı bıraktırmak üzere mücadele ettiklerinin arasına, koleksiyonuna katarak bununla ilgili çalışmasını yapınca bize de daha fazla şevk veriyor zaten. Bizler de Diyarbakır lokalde Diyarbakır genelinde bununla ilgili çalışma yapmak isteyen, meyleden herkese yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte, yine Mehmet Bey zaten az sonra kendisi de söyleyecektir, el birliğiyle onlara yapabileceğimiz bütün çalışmalarda destek sunarız. Peki, önümde çok değişik afişler var. Bunlar gerçekten de insanları bir şekilde geri atmaya iten resimler. Gerek alkol, gerek sigara, gerek diğer bağımlılık yaratan maddelerden kaçınmamız gerektiğini çok güzel resimlemişler. Yeşilay Derneği'ne bu nedenden, bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz halktan insanlar, sade vatandaşlar olarak bu afişleri her gördüğümüz yerde inanın böyle bir adım geri gidiyoruz. En azından aklımıza geliyor. Peki isterseniz gelin. Size bir film hazırladım. Bu filmi izleyelim hep birlikte. Bakalım bu filmde Yeşilay ile ilgili hangi görsellerden yararlanılmış?
11 aylık, sigara içiyor. Emre, 14 aylık, sigara içiyor. Güneş, 2 yaşında, sigara içiyor. Umut, 4 yaşında, sigara içiyor. Arda, 3 yaşında, sigara içiyor. Egemen, 2 yaşında, sigara içiyor. Pasif içicilik, akciğer kanseri, koroner kalp ve solunum yolu hastalıklarına yol açar. Çocuğunuzun yanında sigara içmeyin, sigaranızın dumanını çocuğunuza solutmayın. TAPDK, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu. Evet sevgili çocuklar, 5 Mart 1920 tarihinde Hilali Ahtar Derneği kurulmuştur. Hilal ay demek, ahtar da dernek demek. Bu iki kelimenin birleşmesiyle hangi kurum oluşmuş? Hilali Ahtar Derneği. Bu zamanla Yeşiler Derneği'ne dönüşmüş sevgili çocuklar. Bu derneğin amacı bağımlılık yapan maddelerin zararlarını topluma anlatmak ve bunları kullananları vazgeçirmek. Şimdi misafirlerimizden bir diğeri Aykut Yakut, Yusuf Yoldaş, Yeşilay Yönetim Kurulu üyesi. Siz yönetim kurulundan biri olarak Diyarbakır'ı nasıl tasvir ediyorsunuz bu anlamda? İnsanlar ne kadar uzaklar bağımlılık yaratan maddelere? Diyarbakır olarak gençliğimiz biraz daha diğer bölgelere göre sigara ve benzeri maddelere daha yatkın durumda maalesef. Daha mı fazla? Maalesef biraz daha fazla. Eyvahlar olsun çocuklar, duydunuz mu? Diyarbakır maalesef bu konuda biraz sınıfta kalacak gibi. Evet. Peki ne yapıyoruz? Hani Diyarbakır Şube Müdürlüğü olarak ne yapıyoruz? Diyarbakır Şube Müdürlüğü olarak ben şu an için bir şeyler söylemek istiyorum. Bütün çocuklarımızın elinde birer tane balon var. Bir tane beyaz, bir tane yeşil. Tamam. Görüyorum. Beyaz olan neyi temsil ediyor? Bir tane benim elimde olsun. Şöyle ben de tutayım. Harika. Evet işte. Evet arkadaşlar. Yeşilay balonumuz. Beyaz balon neyi temsil ediyor? Özgürlüğü. Evet. Bağımlılıktan özgür bir hayatı temsil ediyor. Hiçbir şekilde kötü alışkanlıklara bulaşmamaya çalışıyoruz. Peki yeşil neyi temsil ediyor? Yeşil ise yeşil bir dünyayı temsil ediyor. Huzurlu, rahat ve tamamen doğal şekilde bir yaşamı temsil ediyor. Evet. O yüzden beyaz ve yeşil balonları seçtik. Ben de tesadüfen beyaz pantolon giydim. İyi ki de giymişim. Tam yerinde. Üstteki de yeşil. Harika. Üstteki de yeşil. Bunu da özellikle seçtim. Yeşilin farklı tonları. Harika, harika olmuş. Böyle birbirini göstersin diye. Valla iyi olmuş. Evet. Bütün çocuklara ve bütün arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Sigara gerçekten kötü bir alışkanlık. Uyuşturucu kötü bir alışkanlık. Hayatımızı çok olumsuz yönde etkiliyor. Bunun yanı sıra internet, alkol gibi kötü alışkanlıklar da var. Daha sakin, daha huzurlu, daha böyle mutlu yaşayabileceğimiz, sosyal hayatın içinde daha aktif rol oynayabileceğimiz şekilde kendimizi yeniden uyarlamamız lazım. Böylece daha mutlu olabileceğimizin farkına varacağız. Programın için teşekkür ederim. Özellikle ben bize... teşekkür ederim. Peki sevgili çocuklar, sizin için bir film daha hazırladık. Çok güzel bir film. 5 numaralı videomuzu izlemek istiyorum. Sevgili yönetimimden rica ediyorum. 5 numaralı videoyu izleyelim hep birlikte.
İşte bu sözler bizim hayat amacımız olacak sevgili çocuklar. Bu sözleri sakın sakın unutmayın. Şimdi gelin isterseniz Yeşilay şarkımızı söylemeye başlayalım mı? O zaman şarkımız başlasın. Balonlar havaya. Hadi bakalım. Harika bir şarkıydı. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, şimdi de Mehmet Çelik. Konuğumuz Mehmet Çelik ile bu konuyu ele alacağız. Mehmet Çelik, Türkiye Bağımlılık Mücadele Diyarbakır İl Koordinatörü. Mehmet Bey, bu afişlerden yola çıkarak biz bu afişleri her gördüğümüzde bir adım geriye doğru gidiyoruz dedik. Ama bunun dışında biz bağımlılık ile ilgili bilgileri nereden, nasıl alabiliriz? Evet. Siz bir dernek olarak ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Evet Barışcan Bey, özellikle böyle bir programda böyle bir konuyla program gerçekleştirdiğiniz için özellikle teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tekrar bekleriz programımıza. Bizler için de çok önemli. Bizler Yeşilay Cemiyeti olarak ve Milli Eğitim ortaklaşa yürüttüğümüz bir çalışmadan kısaca bahsetmek istiyorum. Tabii bu çok önemli bir çalışma aslında. Geçen yıldan beri devam eden ve toplamda 764 rehber öğretmenimizi Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı'ndan geçirdik. Özellikle sizin de belirttiğiniz gibi kimler bu afişler ve bu bağımlılıkla noktasında nerede faydalanabilir sorusuna gerçekten şu an güçlü bir şekilde cevap verebilecek konumdayız. Çünkü bu çocuklarımızın yaşamın ilk yıllarından beri okulla irtibatları başlıyor ve okul yaşamları aile yaşamından daha çok önem arz etmeye başlıyor. Özellikle ailelerin de içine alındığı bir program. Bu programın içerisinde hangi modüller var? Başta sağlıklı yaşam. Sağlıklı yaşam bizim için yaşamın ilk yılında çok daha önemli. Çünkü bağımlılıkla ilgili mücadelede bir bireyin, bir çocuğun, bir ebeveynin öncelikle sağlıklı bir yaşamın nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir takım bilgilere sahip olması gerekiyordu. Bununla ilgili şu an bütün okullarımızda, Diyarbakır 4 merkezi ve 17 ilçemizde biz bu eğitimi rehber öğretmenlerimize verdik. Ve biliyorsunuz okul rehberlik servisleri aracılığıyla tüm öğrencilerimizin ve tüm ailelerimizin bu eğitimlerden geçirmesi planlanmış durumda. 20 bin rehber öğretmen
ve 20 milyon öğrenci ve aileye ulaşılması hedefleniyor. Tabii bu projenin temelinde Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak bir çalışması projesi. Ve bu yılda bu çalışmalarına devam ediyorlar. Birincisi sağlıklı yaşam dedik. Nasıl sağlıklı bir yaşama kavuşabiliriz? Bununla ilgili bilgiye ve belgelere ve eğitimlere ulaşabilirler. Hem çocuklarımız, hem ailelerimiz, hem öğretmenlerimiz, hem bu noktada sivil toplum kuruluşlarının tümü. Bu eğitimleri bizler planlıyoruz. Bunun yanında teknoloji bağımlılığı dediğimiz, özellikle çağımızın vebası haline evet. gelen, tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı. Evet, devam ediyoruz. Ve alkol bağımlılığı, bir de madde bağımlılığı olarak karşımıza geliyor. Çocuklar, çocuklar susalım mı? Evet, burada ben özellikle bu eğitim programı çerçevesinde ailelerimize seslenmek istiyorum. Çünkü gerçekten şu anda onların çocuklarının devam ettiği okullardaki tüm arkadaşlarımız bu donanıma sahip. Ve bizim arkadaşlarımız bu eğitimi vermek amacıyla ilgili çok yoğun çabaları var. Ailelerimizin bu dediğim noktalardaki bağımlılıkla mücadele eğitim talepleri ve bununla ilgili ne yapmaları gerektiğiyle ilgili her konuda başvuru yapabilirler ve arkadaşlarımız halk eğitim merkezleri üzerinden de ailelerimize yönelik eğitim çalışmaları planlıyorlar. Şu anlamda daha önemli bu program neden çok önemli? Türkiye'de ilk defa ve tüm Türkiye'yi kapsayacak bir program. Burada bağımlılığa bulaşmadan yani şu anlamda da çok önemli. Çünkü biz koruyucu ve önleyici tedbirler boyutunda bu çalışmanın yürütülmesini gerektiğini düşünüyoruz ve bununla mücadele çalışmaları bu ayakta çok önem arz ediyor. Peki, Mehmet Bey, bağımlılık yapılan yapan maddeler denince akla bazı büyüklerin kullandığı işte çok önemli zararlı maddeler geliyor ve bu maddeleri kullandığı zaman insanlara ceza da yazılıyor değil mi? Tabii yani şu anda... Bu cezalar nelerdir? Evet. Biliyorsunuz yani bir yasamız çıktı ve bu şu an tütünle ilgili hapis cezaları da veriliyor. Kapalı alanlarda yasaklanması söz konusu ve bununla ilgili para cezalarından tutun da işletmelerin yüklü para cezalarına çarptırmasına kadar bu kanun bu avantajları getirebiliyor. Uygulanabilirliği noktasında bazı aksaklıklar var. Umudumuz odur ki bunun Diyarbakır'da da çok nitelikli bir şekilde yürümesini İl Sağlık Müdürlüğü'nden de bizim talebimizdir. Peki çok teşekkür ediyorum. Alkışlarımız İl Koordinatörümüz için. Şimdi ben velilerimiz burada hemen yanlarına gidiyorum. Onlara da sormak istiyorum. Acaba bağımlılık yapan maddelerle aramız nasıl? Şöyle beyefendiden başlayalım. Bağımlılık yapan maddelerle aramız nasıl? Yani bağımlılık yapan maddelerden hiçbirini kullanmıyorum. Aferin size. Bir alkış kocaman. Kocaman. Peki kullananlar var mı çevremizde? Çevremizde kullanan var. Evet. Yani, ne diyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani, onlarla? En yakın bildiğim bağımlılık. Biraz yakın konuşalım. Evet. En yakın bildiğim bağımlılık sigara bağımlılığı. Tamam. Yani onlara zararlarını anlatıyor musunuz? Evet. Tabii. Peki. Peki çok teşekkür ederim. Yandaki arkadaşımıza verelim mikrofonu. Siz kullandınız mı gençliğinizde? Evet. Hayır, böyle bir kullanım olmadı. Tabii ki bu anlamda Yusuf Bey'in de söylediği gibi kentimize çok ciddi manada özellikle belki dile getirilmeyen bir Bali bağımlılığı söz konusu. Ben de daha önce okul müdürlüğü yaptığım için birçok okulumuzda öğrencilerimizin hatta zaman zaman velilerimizin buna bulaştığını gördük. Gerçekten, bunları uyarmaya çalışıyorsunuz. Bu anlamda gerçekten güvenlik birimlerinin, velilerin, STK'ların, sivil toplum örgütlerinin çok ciddi manada eşgüdüm içerisinde mücadele ederek çocuklarımızı böyle bir illetten kurtarması gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Hemen son olarak sizinle görüşelim. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben de herhangi bir
bağımlılık yapan şeylerden... Hiç mi kullanmadınız? Hiç kullanmadım. Hayatınız boyunca. O zaman kocaman bir alkış. Zaman zaman bile olsa en basitinden işte sigara kullanılıyor ama beyefendi hiç kullanmamış. Tebrik ediyorum sizi. O zaman sizin hiç söyleyecek hiçbir şeyiniz yok. Hiçbir şeyimiz harikasınız. Yok. Peki alkışlar dilimiz için. Şimdi gelin size yine çok güzel bir video hazırladım. Bu videoyu hep birlikte izleyelim. 7 numaralı videoyu izleyelim lütfen. Evet, uyuşturucuya hayır diyorsunuz. Her zaman için sloganımız bu olacak sevgili çocuklar. Şimdi gelin yine bir bu defa size bir sürpriz hazırladım. Bir ilahi hazırladım sizin için. Bu ilahi şarkıyı hep birlikte söyleyelim mi? O zaman daha iyi görünmemiz için şöyle bir ayağa kalkın bakalım. Elimizdeki pomponları ama bu tarafa doğru, palyaçolara doğru atıyoruz. Evet, atalım karşıya doğru. At bakalım, aferin size. Peki, şimdi şarkımız hazır işte, geliyor. Teşekkür ediyorum ve konuklarımıza son bir cümle vermek istiyorum. Acaba biz Yeşilay konusunda biz sade vatandaşlar ve çocuklar neler yapmalıyız? Neden Yeşilay çocuklar için çok önemli? Evvela Uzay TV ailesinin bize bugün, daha doğrusu bize derken Yeşilay'ın bu haftasında ayırdığı zaman için ve sarf ettikleri emek için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Benim çocuklara söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çünkü onlar üzeri hiçbir şekilde çizilmemiş bembeyaz sayfalardır. Evet. Biz büyükler onların üzerine kargacık burgacık çizdiğimiz çizgilerle şekilleniyorlar. Benim buradan özellikle anne baba ve yine anne babanın eğitiminden çıktıktan sonra öğretmenlerin eline geçtikleri zamanki öğretmen anne baba üçgeninde çocuklarımızın duygu dünyasında
hiçbir şekilde boşluk bırakmamalarını tavsiye ediyorum. Hı hı. Boşluk bıraktığımız duygu dünyalarında çocuklar kendilerine bağımlı olacakları bir yeni duygu aracı bulurlar ve o bağımlılıkla mücadele o andan itibaren zorlaşır. Evet. Benim tavsiyem çok teşekkür ediyoruz. Ailelerimiz de mutlaka bunları göz önünde bulunduracaklardır. Mehmet Bey, siz evet, neler söyleyeceksiniz? Ben de Sayın Müdürüm'ün dediklerine ek olarak şunu belirtmek istiyorum. Özellikle ailelerimizin dikkate almasını istiyoruz, talep ediyoruz. Çünkü bizim birçok ailemizin çocuklarının birçoğu bağımlı olmadığını, bağımlı olmayacağıyla ilgili bu konuda herhangi bir sıkıntılar olmayacağı gibi bir yanlış inanışımız var. Hı hı. Bununla ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler boyutunda şunu unutmamak gerekir. Mutlaka her bir birey bağımlılıkla ilgili birçok tehdite maruz kalabiliyor yaşamı içinde. Ailelerimizin bu noktada hani bağımlılıkla nasıl mücadele edeceği noktasındaki çalışmaları, eğitimleri ve bilgileri lütfen bizim okullarımızdaki rehber öğretmenlerimizden talep etsinler. Bu konudaki ihtiyaçları nedir? O konuda bizim bütün arkadaşlar bu donanıma sahip ve onları bekliyorlar. Evet. Bütün okullarda bu sistem mevcut. Evet. Bütün okullarımızda. Çok güzel. Harika. Peki siz neler söyleyeceksiniz? Ben özellikle çocuklarımıza seslenmek istiyorum. Diyarbakır'ın güzel çocukları, ilgi çekmek, büyük görünmek ya da toplumda farklı olmak için bir şeylere başlamak zorunda değilsiniz. Sigara, alkol ya da ismini söylemekten bile çekindiğimiz daha kötü alışkanlıklara bulaşmak zorunda değilsiniz. Çünkü bunlara bulaştığınız zaman daha sonradan hakikaten çok farklı bir insanlar oluyorsunuz. Toplumda bile yeri olmayan çok kötü insanlara dönüşebiliyorsunuz. Bu yüzden farklı olmak zorunda değilsiniz. Güzel olun. Hiçbir şekilde maddelere bulaşmayın. Sigara, alkol, hayır, kesinlikle olmaz deyin. Sizi bunlara bulaşanlardan kesinlikle uzak durun. Kötü arkadaşlıklardan kesinlikle uzak durun. Mutlu bir gelecek için Rabbimden niyazda bulunuyorum. Teşekkür ederim. Peki, ben teşekkür ediyorum. O zaman gider ağız. Biz Yeşilay Diyarbakır Şubesi yetkililerini şöyle yanıma alıyorum. Çocuklarımızın arasına alıp sigaranın sağlığı zararları şarkısını hep birlikte söylemeye çağırıyorum. Evet, alkışlarınızla şube müdürümüzü, evet, çocuklarımızın arasına karışın lütfen. Müdürümüzü, palyaçolarımızı da alalım yanlarına lütfen. Evet, peki. Evet çocuklar, şöyle Diyarbakır Şubesi'nden gelen yetkilileri, müdürlerimizi, öğretmenlerimizi, ilk koordinatörlerimizi de yanlarınıza aldık. Şimdi çok güzel bir sağlık ile ilgili bir şarkımız var. Onu hep birlikte söyleyeceğiz. Hazır mısınız? Evet. Hadi o zaman. Hadi o zaman. Uzak dur sigaradan, sana zarar vermesin. Duman ve kötü koku içimize dolmasın. Uzak dur sigaradan, sana zarar vermesin. Duman ve kötü koku içimize dolmasın. Alkol ve sigarayla savaşalım durmadan. Sağlıklı olmak için uzak duralım her an. Alkol ve sigarayla savaşalım durmadan. Sağlıklı olmak için uzak duralım her an. Başarılar diliyorum. Yeşilay çok önemli bir kurum. Biz çocuklar ve büyükler Yeşilay'ın yanındayız. Diyarbakır Yeşilay'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Onlarla hep birlikte olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Evet, alkışlarımızla konuklarımızı yerlerine alıyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Alkışlar konuklarımız için. Buyurun. Ve sevgili çocuklar, size şimdi bir film göstermek istiyorum. Yeşilay'ın desteklediği kısa film senaryo yarışması sonuçlandı. Uyuşturucu ve farkındalık konulu en iyi senaryoların seçildiği yarışmada
Bir Adımla Gelen Kayıp isimli senaryosu ile Furkan Dağlı ikinci oldu. Şimdi hep birlikte bu filmi izliyoruz. Kardeşim ya. Bir kereden bir şey olmaz. Dene kardeşim ya. Bir kereden bir şey olmaz. Sevgili çocuklar, kısa bir aradan hemen sonra yine sizlerle birlikte olacağız. Hem de yeşil yeşil.
sevgili çocuklar. Bugün çok önemli bir gün. Yeşilay'ın yararlarını anlatıyoruz. İşte evimizde yeşil yeşil balonlar. Gömleğimizde, şapkalarımızda bugün yemyeşil olduk. Neden? Bağımlılık yapan, her türlü maddeden ve alışkanlıklardan uzak durmalıyız. Peki bu bağımlılık yaratan maddeler sadece hepinizin bildiği o kötü maddeler mi? Hani şunu söylemek istiyorum, sigara, alkol, hani buna benzer kötü maddeleri kullanmak mı? Hayır, bunun dışında teknoloji bağımlılığı da var. Bunu da unutmayın sevgili çocuklar. Gerçekten hepiniz son yıllarda hepimizin evinde bulunan internet ve bilgisayarın bağımlısı olduk. Bu çok yanlış değil mi sevgili çocuklar? Bazı saatlerde bu internete gireceğiz. İnternette bazı saatlerde dolaşacağız. Bilgisayar ile ilgili bağlantılarımızı bazı saatlerde yapacağız. Ve eğer biz internete girmediğimiz zaman eğer çok huzursuz oluyorsak, eyvah bugün internete girmedim, nasıl olacak, bunu nasıl yapacağım diyorsanız işte o zaman yardıma ihtiyacınız var. Özellikle ekran başındaki izleyicilerimizin bu konuda çok dikkatli olmasını istiyorum. Şimdi sevgili öğretmenimizle bir alkışlayalım. Evet, buyurun şöyle yanıma sizi alayım. Öğretmenimiz bir izci lideri. Öncelikle bir kocaman alkış lütfen. Buyurun mikrofon. Cevdet Bey, hoş geldiniz. Programımızın artık müdavimlerinden birisiniz. Evet, doğru. Her yıl sizi çağırmadan bu program olmuyor bir türlü. Ben de siz idare edemiyorum. Olmuyor değil mi? Evet. Çünkü bizim bir birlikteliğimiz daha vardı. Ben de yıllar önce bir izci lideriydim ama siz izci liderliğinizi devam ettiriyorsunuz. Evet, siz de hala izci liderisiniz. Aslında. Evet. Görünmeyen bir izci lideriyim. Peki bir izci lideri olarak bu haftaki konumuza nasıl bakıyorsunuz? Siz bu etkinliklerinizde, izcilik etkinliklerinizde Yeşilay'a ne kadar sıcak bakıyorsunuz? Gündeminize ne kadar alıyorsunuz? Şimdi izci dediğin zaman doğayla barışık yaşayan kişi zaten. Kendini beğenen, kendisine emin olan, kendine yeten kişi. Evet. Bunun için bir şeye bağlı olması gerekmiyor. Yeşilay bağımlılığa hayır diyor. Biz de çocuklarımızı sokaktan, alkolden, bilgisayardan, az önce dediğiniz gibi internetten uzaklaştırmak için biraz da birbirlerine zaman ayırmasını, bir de doğayı tanımalarını istiyoruz. Yani zaten doğa varken, yaptığınızda bu. Evet. İzcilik etkinliği de bu zaten. Evet, etrafındaki güzelliği gör. İlle hem de dört kare şeklindeki bilgisayara takmana gerek yok. Gör bakayım, bahar geldi, çiçekler açıyor. Ya. Etrafına bak. Ya ne bu güzel. Bu sene yazın çocuklarımı götürdüm İstanbul'a, ormanda 10 gün geçirdiler. Aralarında bilgisayar bağımlısı. Olan vardı. Telefonsuz dayanamayan kişi geldiği gün ağladı. Bir alkışlayalım. Onların isimleri nedir? Buradalar mı yoksa? Aramızda olanlar var şu an. Var mı aramızda? Tabii. Çağıralım mı? Evet, çağıralım. Gelsin İbrahim bakalım. Halil. İbrahim Halil'i yanımıza alıyoruz. Gel bakalım. Sude. Sen bir bilgisayar bağımlısı mıydın? Hayır. Sude. Alalım. Sude. Telefonsuz dayanamıyor. Evet, telefonsuz dayanamayan bir arkadaşımız var. Sude. Evet. Sude neler söyleyeceksin? Diğer mikrofonu alabilir miyim? Evet. Sude neler söyleyeceksin? Sen aslında İstanbul bilgisayarsız ve internetsiz ve cep telefonsuz yaşayamayan bir çocuktun ama neler yaptın? İstanbul'dayken ne yaptın? Ama İstanbul'dayken gerçekten de o kadar iyiydim ki şu anda cep telefonu falan istemeyebilirim. Evet, peki. O doğanın içinde yaşamak aslında sana çok iyi geldi. Rapperini de alalım. Rapperi Kaya alalım. Onu da alalım. Şeyde. Gelsin bakalım yanıma arkadaşımız. Şimdi aslında çocuklarımıza birazcık doğayı sunmalıyız değil mi? Biz Aynen. öğretmenler, veliler doğayı sunmalıyız. Arkadaşımız da gelsin. Evet. Sen neler yaptın? Anlat bakalım. İstanbul'da çok eğlendim gerçekten de. İlk defa bir yasaya olmadan dayandığımı söylüyorum. Ne olmadan? Anlamadım. Bilgisayar. Bilgisayar olmadan bir 10 gün kadar yaşayabildin. Yani. Nasıl başarabildin bunu? İstanbul'da işte kampta doğayla beraber doğayla iç içe yaşadım. Öyle. Peki. Peki o zaman biz ne yapmalıyız?
tüm annelerimize, babalarımıza seslenelim. Çocuklarımıza oyun alanları açmalıyız, değil mi? Hani o bizim çocukluğumuzda yaptığımız o oyunları oynamaları için onlara birer fırsat vermeliyiz, değil mi Cevdet Bey? Sadece o değil, bir de çocuklarına güvensinler, siteye indirsinler biraz. İndirsinler. Evet, evet. Çamurun zararlı olmadığını. Şimdi birçok anne baba, evet gördük. Birçok anne baba çocuğumuz aşağıda başına bir iş gelir, bir zarar olur, bir şeyler olur korkarak çocukları aşağıya indirmiyorlar. Ama elinizden geldiğince çocuklarınızı bir sokağa bırakın, orada oynasınlar, değil mi? Hep evde kapatırsanız işte olacağı olur. Ne olur? O zaman çocuklar eve bağımlı olur ve ya bilgisayar ya internet ya televizyon, evet, dizi filmlerden kafalarını kaldırmadan ders de gider, ödev de gider, gelecek de gider. Evet, peki. Peki sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Alkışlarla arkadaşlarımızı yerlerini alalım. Cevdet Bey, şimdi biz sizin sınıfınızdaki öğrencileri çok seviyoruz ve öğrencilerinizin etkinlikleri var. İsterseniz sahneye gidelim, beraber gidelim ve öğrencilerimizi yanımıza alalım. Arjen Çınar'ı çağıralım yanımıza. Arjen'cim geliyor. Arjen Hanım, alalım sizi. Evet. Şiirinle beraber, etkinliğinle beraber. Arjen geliyor yanımıza şimdi. Sağlık Düşmanları adlı bir şiir hazırlamış Arjen. Şey, sağlık düşmanları. Evet. Bize bu şiirini okuyacak. Bir alkış yapın önce. Aslında alkol yok bize. Peki. Alkol yok. Hadi okuyalım. Alkol yok bize. Bizlere alkol yok. Bizlere Yeşilay var. Tüketmeyelim gençliğimizi. İnsan bir kez hayata gülümser. Biz yeni nesil çocuklarız. Nasıl alıştıysak öyle gideriz. Ya alkol ile ölüm, ya Yeşilay ile hayat. Alkış, alkış, alkış. Gerçekten de çok önemli cümlelerin yer aldığı bir şiir. Gerçekten de hele hele adını hiç duymak istemiyorum. Bize zarar veren o sıvılar diye ben anlatmak istiyorum. Alkol kelimesini artık kullanmayalım. Bize zarar veren her türlü sıvılar. Bunlardan uzak durulmalı, değil mi? Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hemen evet, seni yerine alıyorum. Peki ve şimdi Roperin Kaya geliyor alkışlarınızla. Roperin Hanım, alalım sizi. Gel bakalım Roperin'cim. Roperin de bugün bayağı şık giyinmiş. Süslü püslü. Evet, gel bakalım. Köpeğimiz de hemen yanı başımızda. Aynı zamanda bir hayvan seversin herhalde. Köpeğimiz de yanımızda şöyle hav 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 diyor. Pekala. Roferin'cim, nasıl bir şiir hazırladın? Yeşilay'la ilgili güzel bir şiir. Peki, dinliyoruz. Yeşilay, yeşil bir ay bembeyaz. Bayrağın tek süsü. Sağlığımız, canımız. Yeşilay'ın ülküsü. Kununmaya çalışır yurttaşları içkiden. İnsanlıktan sıyrılır çünkü serhoş bir beden. Vatanı sevenler koymalı milleti. Ocaklan söndüren içki kumar illeti. Peki, çok teşekkür ediyorum bize bazı gerçekleri hatırlattığın için. Aynı zamanda sevgili çocuklar, büyüklerimizin bazıları maalesef kumar denilen bir oyunun pençesinde yuvarlanıyorlar şu anda. Siz çocuklarımızın uyarısıyla belki bu veliler artık bu oyunlardan vazgeçerler. Kumar da çok sağlıklı bir oyun değil sevgili çocuklar. Roper'in bize hatırlattı. Lütfen bu tür bağımlılıklardan da vazgeçin. Roper'in, sana da çok teşekkür ediyorum. Buyurun, seni de yerine alıyorum. Ve Seranur geliyor. Gel buraya. Seranur geliyor. Seranur İganlı. Alalım. Evet. Gel bakalım. Peki. Onu geçelim. Bak. Arkadaşım şiiri. Tabii ki. Hadi o zaman. Arkadaşım şiirimizi evde unuttuğu için yapamıyoruz. Aha, evde unuttuk. Neden evde unuttun? Bilmiyorum. Sen mi getirecektin şiirini yoksa arkadaşın mı? Hayır, Cansu arkadaşım. Niye kendi şiirini kendin getirmiyorsun? Kalk, gel bakalım bu tarafa. Kendi şiirini neden kendin getirmiyorsun? Biz birlikte okuyacaktık. Sadece bir tane. Ha, o getirecekti. Olsun, sağlık olsun. Ama bir başka hafta seni bekliyorum, tamam mı? Mutlaka. Tamam. Peki, alkışlarımızı arkadaşımızı yerine alıyorum. Ve Cansu Yavuz geliyor. O da onun arkadaşıydı. Halit Murat Aydın geliyor. Halit Murat Aydın geliyor. Ve Beyza Başaran geliyor sevgili çocuklar. Beyza Başaran. Beyzacığım, hoş geldin. Sen neler hazırladın bize? Sağlığa zararla ilgili şeyler. Sağlığa zararlı şeyler. Peki, o zaman dinliyoruz.
Sigara, içki ve kumar hepsi sağlığa zarar. Kendini keseri düşün, insan canına mı kıyar? Eroin, kokain, esrar gençliğini tüm yıkar. Aileni, kendini düşün, insan bir kez doğar. Peki, i̇nsan çok teşekkür ediyorum. Doğar. Peki, insan bir kez doğar ve bu hayatımızda ne yapmalıyız? Sağlıklı yaşamalıyız. Nedir o? Böyle kötü kötü zararlı maddeleri neden kullanalım ki, değil mi? Çok kötü. Hani gelmişsek eğer bu hayata, en güzel şekilde yaşamalıyız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Seni de hemen yerine alıyorum. Ve Sema Nur süslü geliyor. Bakalım ne kadar süslü. Bayağı süslü. Evet. Sema Nur, sen de bir izci liderisin, öyle mi? Evet. Peki, bize ne hazırladın Sema Nur? Yem Yeşilay. Yeşilay'ı hazırladın. Peki, hadi oku bakalım. Yem yeşil ay gibi, en iyi kurum gibi, şemsiyeyi getirmeyen bir yağmur gibi, insan hayatını kurtaran biri gibi, leylek gibi iyiler, insan kurtaranlar onlar. Ay bizim Yeşilay, yeşil işte Yeşilay. Çok güzel. Akrostik şiir kendisi yazmış. Akrostik yazmış. Şiir evet. Kendisine ait. Peki, tebrik ediyorum seni. Seni de hemen yerine alıyorum. Ve bir başka arkadaşımız Sema Nur Süslü'den sonra Buket Yeşil geliyor. Buket yeşil, bulut yeşil. Peki, Yusuf Önce geliyor. Evet, aynı gel bakalım, bu Yusuf başkanı. Öncemiz de geliyor. Yusuf Önce'miz aynı zamanda sınıf başkanı. Öyle mi? Demokratik yollarla seçilmiş. Harika. Demokrasiye de bağlılığı gösterelim. Peki, Yusuf Önce, hemen seni şiirini dinleyelim. Yusuf, sana yardım edeyim ben Yusuf'cum. Şöyle bayağı kıvırmışsın. Yusuf, bu ne böyle? Evet, peki. Sorumlulukları çok. Yeşilay, esrar, içki, sigara sağlığa zararlıdır. Yeşil, aylı, ak bayrak, canının sigortasıdır. Her akıllı insan sudur tek içeceği. Boşa harcama yapan bulmaz yiyeceğini. Korunmalı insanlar kumardan ve içkiden. Özen gösterilmezse erir yok olur beden. Peki, çok teşekkür ediyorum sana da bu güzel şiirin için. Evet, seni de hemen yerine alıyorum. Cennet Bey, gerçekten çok güzel çocuklar. Hele çocuklarla bu yapmış olduğunuz izcilik etkinliğiniz için sizi ayrı ayrı tekrar tekrar teşekkür ediyorum, kutluyorum. Diyarbakır'ın nadide izci liderlerinden biridir kendisi. Bir alkışlayalım öğretmenimizi. Peki, hemen sizi çocuklarımızın arasına alalım. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, şimdi size hani bahsettim ya az önce, teknolojiden uzak durmalıyız, bağımlısı olmamalıyız diye. İşte teknoloji şarkımız geliyor. 12 numaralı şarkıyı çalar mıyız? 12 no'lu şarkımızı çalalım. Evet, teknoloji. Gerçek hayat orada, sahtesini ne yapayım? Arkadaşım beklerken tek başına oynanmaz. İnternet hiçbir zaman benimle yarışamaz. Bilgisayardaki oyun gerçeğine benzemez. Ben onları görsem de onlar beni tutulamaz.
içinde size ödül almış Yeşilay filmlerinden bağımlılık yaratan maddelerden kaçınmak için hazırlanmış ve Yeşilay'ın da destek gösterdiği filmlerden örnekler sunmuştuk. İşte birinci olan filmi şimdi size göstermek istiyorum. Yeşilay'ın desteklediği kısa film senaryosu yarışması sonuçlandı. Uyuşturucu ve farkındalık konulu en iyi senaryoların seçildiği yarışmada Engebe isimli senaryosuyla Korhan Topçu 3. oldu. Şimdi gelin isterseniz bu filmi izleyelim hep birlikte. Gördüğünüz gibi sevgili çocuklar, bütün hayatını ne yaptı? Toprağın altına koydu. Siz de lütfen böyle olmayın, zaten olmayacaksınız. Sözüm ekran başında bizi izleyen ve bu tür maddelere kendini bağlamış izleyicilerimize sözümüz. Şimdi sevgili çocuklar, size güzel bir ilahi şarkısı söyletmek istiyorum. Teralal Bedru. Arapça ilahiyi biliyorsunuz. Bunun Türkçesini hep birlikte söyleyeceğiz. Hazır mısınız sevgili çocuklar? O zaman hep birlikte söyleyelim. Hadi bakalım.
tür kötü alışkanlıklardan kurtulmamızı emreden hem hadisler var, hem ilahiler var, hem ayetler var sevgili çocuklar. Şimdi ben buradan annelerimiz var, annelerimizin yanına gidiyorum. Hoş geldiniz siz de anneler, sevgili annelerimiz. Şimdi size sorayım, acaba çevremizde ben eminim ki kötü alışkanlıkları olan büyüklerimiz vardır. Sigara, en basitinden sigara içen velilerimiz vardır. Ailemizde yok elhamdülillah. Bizler çok güzel, de kullanmıyoruz. Harika. Peki onlar için neler söyleyebilirsiniz? Hazreti Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki insan iki şeyin kıymetini bilemez. Birisi sağlığı, birisi de boşa giden zaman. Zamanın kıymetini bilemez. Şu anda bağımlılıklara baktığımız zaman işte televizyon bağımlılığı, internet bağımlılığı, akıllı telefon bağımlılığı zamanımızı boşuna götüren, boşa götüren bir bağımlılık. Diğer bağımlılıklar ise sağlığımızı olumsuz etkileyen ve sağlığımızı götüren, bizi hayattan koparan bağımlılıklar. Aslında bizler Allah Resulü'nü hayatımızın her alanında örnek alsak bu tür bağımlılıklara hiç bulaşmayacağız. Hayatımızı çok güzel bir şekilde yaşayacağız. Çok biz güzel. Kullanmıyoruz, kullananları uyarıyoruz. Heh. Ve evimizde de asla sigara içirmiyoruz. Ya. Dumansız hava sahasına katkı sağlıyoruz. Aa, ne kadar güzel. Tam benim istediğim izleyici. Tam benim istediğim konuk profili. Size Allah gönderdi. Vallahi çok güzel. Bir çırpıda her şeyi anlattınız. Biz tebrik ediyorum. Kur'an kursu öğrencilerimizle geldik. 4-6 yaş Kur'an kursu. Ben de onların öğretmenleri olarak buradayım. Ne kadar Dicle güzel. Üniversitesi'ndeyiz. İnşallah tüm izleyenlerimizi bekleriz Kur'an kursumuza. Ne güzel. Buradan hemen duyuru yapalım. Bir kez daha yapın. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 3 yıldır başlatmış olduğu bir etkin bir proje var. 4-6 yaşa yönelik Kur'an kursları. Orada öğrencilerimiz dualar, ilahiler öğreniyorlar. Değerler eğitimi alıyorlar. Nerede, ne zaman? Bizim kursumuz Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde ama Diyarbakır'da şu anda 25 tane kurs var. Bu tarz görev yapan kurslar. Peki kayıt yapmak için ne yapmalıyız? Kayıt yapmak için hiçbir şey gerek yok. Hiçbir şarta gerek yok. TC kimlik numarasını veriyoruz çocuğumuzun. Nereye başvuruyoruz? İlçe müftülüklerine ve Kur'an kurslarına. Başvuruyoruz. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Peki sizler neler düşüneceksiniz? Kim konuşmak ister? Evet buyurun. Şöyle ayağa kalkar mısınız? Daha net görelim sizi. Var mı ailemizde bağımlılık yaratan maddelere meyli olan? Yok maalesef. Maalesef Seni değil. De, çok şükür. Çok şükür yok bizde ha. Öyle bir şey. Harika. Kendimiz de kullanmıyoruz. Kullananları da uyarıyoruz. Çok güzel. Ve 4 tane de çocuğum var. Çok şükür hiçbiri de kullanmıyor. Peki alkışlarımız bu annemiz için. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, şimdi sevgili çocuklar size bir şarkı söyleyecek palyaçomuz. Gel bakalım. Gel şöyle. Bir alkış yapalım palyaçomuza. Evet. 15 nolu şarkıyı söyleyecek. Yönetmenimiz hazır mı? 15 nolu şarkıyı hazırlasın. Evet. Bakalım bize palyaço nasıl bir şarkı hazırlamış. Kuşkunlara kış ile işte hayatı sevmek. Sen o hevesetme, sigaraya özenmek. Gel bizimle birlikte daha güzel günlere. Annenin sözünü dinle, sigaraya özenmek. Babanın sözünü dinle, sigaraya özenmek. O sağlıklı günlere. Kuşkunlara neşeyle, işte hayatı sevme. Sen ol heves etme, sigaraya özenme. Gel bizimle birlikte daha güzel günlere. Annenin sözünü dinle, sigaraya özenme. Babanın sözünü dinle,
gerek. Bence oksijen gerek. Koşkulara neşeyle. İşte hayatı sevmek. Sen o heves etme. Sigaraya özenme. Gel bizimle birlikte daha güzel günlere. Annenin sözünü dinle. Alkış, alkış, alkış sevimli paylaşımımız. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi Kur'an kursuna giden öğrencileri hemen yanıma alıyorum. Gelin bakalım yanıma. Şimdi bu çocuklarımız bizim bu haftaki konuğumuz. Bir Kur'an kursu öğrencisi. Öğrenci grubu. Evet, şimdi hemen isimlerini alayım. Meryem. Ya. Ahmet. Beyza Nurvergi. Zeynep Eda Demirkol. Dişli. Meryem. Peki bize hangi ilahiyi söyleyeceksiniz? Selam ilahisini. Selam ilahisini söyleyecek bu grubumuz. Peki o zaman başlayalım söylemeye. Hadi. Selam vermeden geçme. Selamun aleyküm de. Ve aleyküm selam sana. Ne kadar güzel bir. Çok güzel. Hadi bir kere daha söyleyeyim. Valla boyamadım. Bir kere daha lütfen. Baştan yüksek sesle. Selam vermeden geçme. Selamun aleyküm de. Ve aleyküm selam sana. Ne kadar güzel bir dua. Harikasınız. Vallahi tebrik ederim sizi. Çok teşekkür ediyorum. Peki hemen sizi yerlerinize alıyorum. Sevgili çocuklar, ünlüler de sigaradan, alkolden uzak yaşıyorlar. İşte içinde Mustafa Ceceli'nin de olduğu bir jeneriğimiz var. Bakın ünlüler sağlığa zararlı olan bu bağımlılıklar için neler söylüyor. Hep birlikte izleyelim. Şimdi size çok güzel bir ilahi söyleteceğiz. Hepiniz bu ilahiyi aslında çok iyi biliyorsunuz ve çok seviyorsunuz. Hazır mısınız? Evet. O zaman hep birlikte söyleyelim. Hadi bakalım.
harikasınız. Sevgili çocuklar, işte bir programımızın daha sonuna geldik. Sizden elim olmuyor ama ne yazık ki her güzel şeyin sonu olduğu gibi bizim çocuklar ve Barışcan'ın da sonu var. Bu hafta çok eğlendim sevgili çocuklar. Programa geldiğiniz, katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Vehbi Koç, ilk öğretim okulunu bir alkışlayalım. İzci liderimiz Cevdet Bey'i alkışlayalım. Ve Yeşilay, Diyarbakır Yeşilay Şubesi yetkililerine de kocaman bir alkış gönderelim. Bu hafta programımız gördüğünüz gibi çok dolu dolu geçti. Evet, her günün bir bayram sevinciyle geçmesini istiyorum. Umarım her gününüz sevinç içinde, bayram içinde geçer. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın diyorum. Hayat bayram olsa. Mutluluk verendir. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir. Şu dünyadaki en bilge kişi kendini bilendir. Şu dünyadaki en olgun kişi acıya gülendir. Bütün dünya buna inansa, gönül fethedendir. Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilir.